Merhaba, bu videomuzda DVV uygulaması üzerinde XSS DOM zafiyetinden bahsedeceğiz. Öncelikle XSS DOM zafiyeti nedir? Kısaca buna değinelim. DOM tabanlı XSS bir HTML parçasını değil, DOM yani DOM'un açılımı da Document Object Model'dır. Meydana gelen XSS zafiyetidir. Stored ve Reflected XSS saldırılarında olduğu gibi saldırı sonrası dönen sayfada XSS atağını görmek mümkünken, DOM tabanlı XSS saldırılarında HTML kaynağı ve dönen yanıt tamamen aynıdır. Yani burada herhangi bir ize rastlayamayız. Başka bir de ise XSS atağı dönen sayfada bulunamaz ve sadece runtime sırasında yani çalışma esnasında görülebilir, gözlemlenebilir. Çeşitli araştırmalarda hani araştırmadan çok yapılan incelemelerde diyelim birçok web sitesinde yani web sitelerinin %50'ye yakınında DOM taban XSS zafiyeti mevcuttur. Hatta büyük şirketlerin sistemlerinde dahi yani Google ve Yahoo gibi Alexa gibi birçok popüler firmada bile bu zafiyet mevcuttur, tespit edilmiştir. Reflected ve Stored XSS zafiyetleri ile DOM tabanlı XSS zafiyeti arasındaki en büyük fark DOM tabanlı XSS'in server side yani sunucu taraflı filtrelerle durdurulamamasıdır. Yani sunucu tarafındaki filtreler DOM tabanlı XSS'te hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Bunun çok basit bir sebebi bulunmakta. Hash dediğimiz karakter yani bu şekilde gösterebilirim şurada. Üst tarafta gördüğünüz gibi yani bu karakter sayesinde sunucu tarafında çalışan filtreler hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Çünkü bu karakterden sonra yazılan hiçbir şey sunucuya gönderilmez. Yani HTTP trafiğinde hiçbir şekilde gözlemlenemez. Gönderilen paketler içerisinde bu iş karakterden sonra, hash karakterinden sonra yazılan kısımlar görünmez, gönderilmez, gözlemlenemez ve incelenemez. Hash olarak da bilinen bölüm geçmişte HTML sayfayı belirli bir elemente doğru kaydırmak amacıyla tanıtılmıştı. Fakat ilerleyen dönemlerde JavaScript geliştirici tarafından Ajax kullanan sayfalarda sayfa kayıtlarını ve buna benzer şeyleri tutmak için çoğunlukla hashbank dediğimiz hash karakterinin yanına bir önem işareti eklenmesi olarak kullanılmıştır. Yani XSS DOM'dan şu şekilde bahsediyoruz arkadaşlar. Eğer girdi yani kaynak kullanıcı tarafından kontrol edilebiliyorsa ve çıktı kısmında JavaScript kodu çalıştırılmasına yol açabileceksin. Yani alıcı tarafında, tarayıcıda JavaScript kodu çalıştırılmasına yol açabiliyorsa, bunu sağlayabiliyorsa DOM XSS güvenlik zafiyeti oluşabilir diyebiliriz. Şimdi DVV uygulamamız üzerinde XSS DOM zafiyetimizin low seviyede, en düşük seviye güvenlikte zaf istismarına bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mevcut seviyemiz low seçtik. XSS DOM seçeneğimize giriyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi lütfen bir dil seçimi diyor. Bu şekilde bakalım seçeneklerim, options elementlerimiz. İngilizce, Fransızca vesaire. Select butonumuz var. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir input kutucuğu yok. Yani burada bir girdi yapabileceğimiz bir kısım bulunmamakta. Peki burada biz ne yapacağız? Burada post metodu yerine get metodu kullanacağız. Yani URL'e yukarıdaki çubuktan bu kısımdan girdilerimizi yollayacağız inputlarımızı ve karşı tarafta kodlarımızın çalışmasına ve dönüşte bizim tarayıcımızda JavaScript kodların çalışmasını mümkün hale getireceğiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde slash ile bitirilmiş XSS DOM kısmı. Biz şu şekilde gördüğünüz gibi bizi yani input kısmımız yok fakat karşı taraftan bir alıntı yapabileceğimiz select kısmı var. Seçtiğimizde default eşittir English diyor İngilizce. İngilizce kısmını siliyoruz arkadaşlar. Buradaki XSS zafiyetinin varlığını kontrol etmek için her zaman bildiğimiz normal script tabi ile alert elementini kullanıyoruz. Ve buraya XSS bulundu diye bir uyarı vermesini sağlayalım. Bir fark yok aynı şekilde gördüğünüz gibi.
Evet. Şu an XSS zafiyetimiz mevcutsa bir pop-up penceresi açarak bize bir XSS bulundu şeklinde uyarı vermesi gerekiyor. Gönderdiğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar burada herhangi bir uyarı alamadık. Fakat seçmemiz gereken yani seçme kısmındaki dil seçme kısmındaki uyarılar kayboldu. Peki burada ne yapabiliriz? Gördüğünüz gibi eşittir script alert dedik. Çalıştırdık script kısmı. Şurada unuttuğumuz bir şey var ve gördüğünüz gibi bu aşamada XSS bulundu diye uyarımızı aldık. Tekrar gösterelim çünkü şu ikinci script'te slash koymayı unutmuştuk az önce. Şu şekilde silebiliriz arkadaşlar. Hatta şurayı alalım. Dönelim tekrardan gösterelim. Gördüğünüz gibi İngilizce karakterini seçtik. Bu default işte English kısmında yani sonuçta bunu bir girdi olarak gönderdik karşıya buradan select ederek bu dili istiyorum diye biz istekte bulunmuş olduk. Get metoduyla bu istek karşı tarafa bildirildi. Fakat burada bir input kısmı oluştu diyebiliriz. Biz buraya normal XSS zafiyetimizi tespit etmek için kullandığımız script tag'ı ve alert elementimizle şu şekilde XSS var diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar penceremiz açıldı ve XSS var diye bize hatayı verdi. Burada tabi yapmaya çalıştığımız şey XSS zafiyetinin varlığını gösterebilmekti. Uygulamamızın amacı budur. XSS zafiyetimizin var olduğunu bu şekilde göstermiş olduk. Bu aşama için yapacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.